Yani demokrasiler sadece yazılı kurallar üzerine inşa edilen rejimler değildir. Yani anayasa, yasa, tüzük dışında demokrasilerde kurumların geliştirdiği gelenekler olur. Üniversiteler de böyle yerlerdir. Ve üniversitelerin kendi tahammülleri ve gelenekleri vardır. Bir, Adalet ve Kalkınma Partisi üniversitelerde seçilme yöntemini değiştirdi. İkinci olarak da son birkaç yıldır tahammüllerle oynamaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi tabii ki yeni bir atama değil. Bundan önce Ankara Üniversitesi'ne ve başka üniversitelerde de atamalar yapmıştı. Ama Boğaziçi Üniversitesi çok köklü ve kendi gelenekleri olan bir üniversite. Ve bugüne kadar da üniversite dışından öğretim üyeliği yapmamış birisinin rektörlük yaptığı bir dönem olmamış. Tek bir örneği var. 1980 darbesinden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir rektör atanmış. Bunun dışında bir örneği yok. Şimdi öğrenciler de bu geleneğe, bu teamüle, bu demokratik geleneğe sahip çıkıyorlar. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi hem bu rejim niteliğiyle oynadı anayasayı değiştirerek hem de her kurumda teamülleri değiştiriyor. Sadece üniversiteler değil, Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanlığı'nda geleneği olan bir yerdir. İşte milletvekili ve ondan sonra kimliği olan, siyasi kimliği olan, AK Parti kimliği olan birçok insanı, milletvekili, bakanı büyükelçi yaptı. Maliye'de aynı şeyi yaptı. Merkez Bankası'nda aynı şeyi yaptı. Yani kurumların tahammüllerini, geleneklerini değiştiren bir yapısı var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Boğaziçi de buna direniyor sonuç itibariyle. Çünkü Boğaziçi Türkiye'nin en gözde üniversitesi. Hem öğrencileri bakımından hem de öğretim üyeleri bakımından. Böyle bir ortam. Fakat tabii bir tahammülsüzlük var bu düzelmeye karşı. Şunu da ifade etmeliyim. Demokrasilerde ve bizim yazılı kurallarımızda protesto hakkı en temel haktır. İnsanlar barışçıl bir biçimde, şiddete başvurmadan, önceden izin almaksızın her türlü gösteri yapabilirler. Kamu düzeni de aksayabilir o gösterilerde. Hükümete düşen, devlete düşen, güvenlik güçlerine düşen görev de onu düzenlemektir. Yani güvenli bir biçimde olmasını sağlamaktır. Ama İstanbul örneğinde gördüğümüz gibi müdahale ediyorlar, gaz sıkıyorlar, plastik mermi sıkıyorlar ve birçok insanı da haksız bir biçimde gözaltına aldılar. O gözaltılar devam ediyor halen. Bildiğim kadarıyla 36 kişi şu anda gözaltında. Bir kısmı bugün sanırım adliyeye çıkarılacak ve biz de orada olacağız. Yani gözaltına alınış biçimleri de gördük. Yani daha haklarında herhangi bir somut iddia olmadan terörist ilan edildiler. Düşman ilan edildiler. Terör örgütleriyle ilişkilendirilmeye çalışıldılar. Böyle bir ortam yaratılmaya çalıştı. Tümü hukuka aykırı, tümü anayasa aykırı ve tümü de bir korkunun işareti aynı zamanda.